Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün Özde Bir yayınlarının yapmış olduğu 5. Türkiye Geneli denemenin temel matematik kısmını çözeceğim. Umarım güzel bir video olur. Videoya geçmeden önce birkaç uyarıda bulunmak istiyorum. Şu an e, pazartesi akşamı izliyorsunuzdur büyük ihtimalle. O zaman yayınlayacağım. Arkadaşlar 4 Nisan 17.00'da resmi cevap anahtarı açıklanıyor. O yüzden hani çözmeyin işte daha girmeyenler var gibi şeyler demeniz saçma olur. Öncelikle bunu söyleyeyim çünkü resmi anahtarı yayınlanıyor yani ben bir şey yapmıyorum. İkinci olarak bazı soruları yanlış çözebilirim. Yani yanlış dediğim yanlış cevap bulabilirim. İşlem hatası olur. ve Yani bir yerde takılabiliriz. Onu arkadaşlar sonradan yorumlara sabitliyorum oradan bakın ee, bir daha bir daha yazmayın Arkadaşlar bir de pdf istemeyin bir de cevap anahtarı istemeyin arkadaşlar böyle yorumlarınız otomatik olarak engellenecektir bunu belirteyim sonra neden yorum silindi demeyin otomatik olarak e, gözükmeyecektir bunu söyleyeyim arkadaşlar Hadi o zaman başlayalım güzel sorular var Özde bir bu sefer Bence güzel bir deneme hazırlamış ben böyle düşünüyorum. Siz de düşüncelerinizi yoruma yazabilirsiniz. Hadi başlayalım. Buranın belirli aralıklarda kullanacağı bir ilaç aşağıda şekil 1'de gösterilmiştir. Tamam. Bura ilacı her kullanımdan sonra ambalajdaki ilaçlardan boşalan kısımları kesip atmaktadır. Mesela birinci de 10 tane ilaç var, hap var diyelim. İkincide de 4 artı 3, 7 tane kalmış. Üçüncüde de de üç 3 tane kalmış. Şekil 2'de ilk kullanım sonrası, şekil 3'te de ikinci kullanım sonrası ilacın kalan kısımları gösterilmiştir. O zaman ilk kullanım 3 tane. 3 tane kullanmış ilk olarak sonra da 4 tane kullanmış. Peki ne diyor? Bura ilk kullanımda ambalajdaki ilacın A katını kullanmış. ikinci kullanımda kalan ilacın B katını kullanmış. İlk kullanımda 3 kullandı. 3 onun kaç katı? Onun e, 3 bölü 10 katı. Çünkü onu 3 bölü 10 çarparsak 3 kalır. İlk kullanımda ambalajdaki ilacın yani onun 3 bölü 10 katı 3. 3 kullanmış. Peki ikinci durumda kalan ilacın yani 7'nin B katı 4 7'nin kaç katı dersek de 4 bölü 7 katıdır. Çünkü 7'yi 4 bölü 7 ile çarparsak 4 kalır. O kadar kullanmıştır. Tamam B'yi bulduk A'yı bulduk. Şimdi birbirlerinden çıkaracağız. 4 bölü 7'den 3 bölü 10'u çıkaracağız. 10 kere 4 40 eksi 21 19 bölü 70 cevabımız E şıkkı. A, B ve C illerinde ilk öğretim seviyesindeki okullarda sırasıyla 6 üzeri 2 çarpı 15 üzeri 2, 10 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 k tane öğrenci vardır. Bu öğrencilerin her birine bir beceri testi uygulanacaktır. Test için bu illerin her birinde 270 öğrenciden oluşan gruplar oluşturularak her gruba farklı bir test uygulanacaktır. Uygulanacak bu test için 200 farklı beceri testi oluşturulduğuna göre k kaçtır diyor. Şimdi 270 e, öğrenciden oluşuyormuş. Bunları nasıl yapalım? 6'nın karesi çarpı 15'in karesi kaça eşit yapar? 30'un karesini pardon 90'ın karesini e, eşittir değil mi? 90'ın karesi tabanları çarparız. E, her birinde 270 öğrenciden oluşan gruplar oluşturulacak. Bu kadar e, ne var? Okul var. Bu kadar... 270 öğrenciden oluşan grup. Ha, bu kadar öğrenci var. Okullarda A, B, V, C okullarda sırasıyla bu kadar öğrenci var. Bu öğrencilerden 270'li 270'li gruplar oluşturacağız. O zaman 270'e bölmem gerekiyor. Artı B'den 10 üzeri 3 çarpı 3 üzeri 3 30'un küpü yapar. Bunu da 270'e böleceğim. Artı K'dakini de 270'e böleceğim. Ve bize ne demiş? 200 farklı beceri testi uygulanmış. Şimdi K'yı bulmaya çalışacağız buradan. Şurada 90 çarpı 3 diye ayrılır bu. Burada bir 90 kalır. Burada da 3 kalır. 93'e bölersek burada 30 kalır. Daha sonra 30'un küpü demiş. Burada ne var zaten? 30 çarpı 9 var. Şuradan sadeleştiğinde burada 30'un karesi kalır aslında değil mi? 30'un karesi de 900'dür. 900'ü 9'a bölersek 100 yapar. Artı k bölü 270'tir. Ve neymiş? 200 eşitmiş. 130, 200. 200'den 130 çıkar. 70. Çarpı 270 ne eşit olacaktır arkadaşlar? K'ya eşit olacaktır. Buradan 7 çarpı 7 çarpı ne yapabilirim? 10 yapabilirim. Buradan da 3'ün küpü çarpı 10 yapabilirim. Ee, burada ne olur? 3'ün küpü 7 çarpı 3'ün küpü çarpı onun karesi olur. Yani cevabımız A şıkkı oluyor. Peki özel tasarlanmış bir teraziye kırmızı, mavi ve sarı kutulardan birer tane konulunca terazinin ekranında yukarıdaki gibi ağırlık değerleri görünüyor. Daha sonra bu kutulara kutularla beraber ağırlıkları A, B ve C kilogram olan sırasıyla X, Y ve Z kutuları konulunca terazinin ekrandaki ekranında aşağıdaki gibi ağırlık değerleri görünüyor. Buna göre A, B ve C sayılarının sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi güzel bir soru aslında. Burada ne olmuş? 5 kök 3 olmuş. 5 kök 3. Burada 3 kök 2 olmuş. Burada 3 kök 10 olmuş. İlk başlarda bu şekildeydi. O zaman x'in ağırlığı 4 kök 3. Çünkü kök üçgen 5 kök 3 olduğuna göre 4 kök 3 x'tir. Burada da 2 kök 2 varken 3 kök 2 olmuş. O zaman y'nin ağırlığı da kök 2'dir. Burada da z'nin ağırlığı 2 kök 10'dur ki toplamı 3 kök 10 olsun. Bunların sıralanışını soruyor bize tabii. Hepsini ne yapalım? Kare kök yazalım. 48 kök 2. Kök 2 değil mi? Doğru. Okey. 40. Sıradığımız ee, sıraladığımız zaman da ne olur? B küçüktür. C küçüktür. A olur. Yani cevabımız C şıkkı. ABC ve BCA 3 basamaklı doğal sayılardır. Aşağıda verilen şemada boyalı daireler içinde yazan 3 basamaklı sayılar bu sayıların her birinde bulunduğu daireye temas eden komşu daireler içinde yazan sayılara tam bölünmektedir. Buna göre B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır demiş. Şimdi bakalım hemen. ABC 2, 5, 9'a bölünecek. Şimdi bir kere 2 ve 5'e bölünüyorsa... ABC'de ne vardır bir kere? Şurası sıfırdır. Çünkü hem 2 hem 5'e bölünüyorsa ona da bölünüyordur. C sıfırsa şuraya da sıfır yazabiliriz. 9'a ve 4'e bölünüyor. O zaman ne olur mesela? Burası 4 olabilir. 4'e bölünüyor. Orası 4 olursa burası 5 olur. 5 artı 4, 9, 9'a bölünmüş olur. E aynı şekilde burası da ne olur artık? 4'e 5 olur. 0'a 0 neden yapmıyorum? Çünkü buraya 0 koyarsam buraya da 0 koymak zorunda kalacağım. Bu ihtimal e, olmamalı. E, çünkü 3 basamaklı olması gerekiyor. Burası 8 olabilir. Burası 8 olursa burası 1 olur. Eee orası 1 olur aynen. Ee, burası 0, burası 1, burası 8 olmuş olur. 810 259'a bölünüyor. 108 94'e bölünüyor. 2 tane ihtimal var. 0 ve 4 olma ihtimali. C'nin 0'dan farklı olma ihtimali yok zaten. Eee bu şekilde diye düşünüyorum. B'nin alabileceği değerler toplamı kaçtır diyor? 1 5 1 de <laughs> 1, 5 artı 1, 6'dır. Yani dördüncü sorunun cevabı A şıkkı oluyor. A, B ve B, A iki basamaklı doğal sayılar olmak üzere birbirinden farklı ağırlıkta 6 kutu aşağıda gösterilmiştir. Mavi, kırmızı ve turuncu renkli kutuların ağırlıkları toplamı mor, beyaz ve sarı renkli kutuların ağırlıkları toplamına eşittir. Buna göre kırmızı renkli kutunun ağırlığının kilo, kilogram cinsinden alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bakalım şimdi. Mavi, kırmızı ve turuncu mavi, kırmızı ve turuncu 15 artı B artı kırmızıyı da açarsak 10 A artı B geriye kalanların toplamına eşit. mor, beyaz, sarı aynen A artı e, 47 artı 10 B artı A yani B A'yı açtık burada tamam şimdi A ve B'leri bir kenarda toplayayım ee, 8a eksi 8b eşittir 47 eksi 25 32'dir. A eksi b o zaman nedir? 4'tür. Yani bu işlemin sonucunda a eksi b 4 olarak bulduk. Ee, ne diyor? Kırmızı renkli kutunun ağırlığının, yani a, b'nin alabileceği kaç farklı değer vardır diyor. Bu arada bir şeyi unutmayalım. Bunlar farklı mı? Birbirinden farklı ağırlıkta diyor. Küçükten büyüğe doğru mu sıralanmış? Peki, onu söylüyor mu? onu söylemiyor arkadaşlar. Tamam. Şimdi ne olabilir arkadaşlar? 1 4 1 0 olabilir mi? Bakıyoruz. Hayır olamaz. Çünkü bu iki basamaklı olmaz o zaman. 5'e ee, e 1 olabilir mi? 5'e 1. 5'e 1 olursa e, bakıyorum, bakıyorum. Olmaz. Çünkü 5'e 1 olursa şurası 15 olur. Burası 15 olursa burası burası e, turuncuyla sarının eşit olduğu ihtimali olur. Farklı diyor hepsi o zaman bu da olmaz B2 e, a6 olursa bakıyorum 26 62 e, aynı olan yok Aynen bu olur 26 62 olur 3'e 7 37 73 olur e, sonra 84 olur 95 olur 48 59 84 Aynen bunların hepsi oluyor arkadaşlar 4 tane ihtimal oluyor yani. Beşinci sorun cevabı C oldu. Ee, küçükten büyüğe doğru gitmiyor. Değil mi? Gitmiyor. Mesela kırmızı sarıdan küçük olabilir. Ya da büyük olabilir. Yani bu ihtimaller var mı? Ya da şöyle diyelim. Mesela burası bir ihtimal için düşüneyim. 6 ve 2 için düşünelim. Burası e, altı 6 oluyor mesela. Zaten A her türlü B'den büyük oluyor yani. Çünkü A eksi B4. Yani o zaman buna göre dizmemişlerdir. Biraz kafa karıştırmak için o şekillerin büyüklüğü e, bu şekilde dizilmiş diye düşünüyorum. Peki, Nevra birbirinin aynısı olan, şurayı silelim. Nevra birbirinin aynısı olan küpleri, küpelerini üstten görünümü aşağıdaki gibi olan 20 bölmeli bir takı kutusuna her bölmede en fazla bir küp olacak şekilde yerleştirecektir. Şekilde verilen rakamlar doğrultusunda bulunduğu satır ya da sütundaki bölmelerde bulunan toplam küpe sayısını göstermektedir. Buna göre hangileri doğrudur demiş. Bakalım hemen. Ee, öncelikle şurada hiç küpe olmayacak. Şurada hiç küpe olmayacak. Peki şurada da hiç küpe olmayacak. Çünkü sıfır. Ee, bakalım şurada şunları küpe değilim arkadaşlar tamam mı? Şu üçünde küpe olacak çünkü şurası 3. Yukarısında 3 tane küpe olacak. Kesin zaten o. Şurada da 4 tane küpe olacak. O zaman bunları da doldurayım. Zaten şu hakkı kullanmış olduk bir de. O zaman burada da bir şey yok. Burada da bir şey yok. Ee, devam ediyorum. 2 2 iki var burada. Burada da 2 var. Şimdi şöyle olabilir. Ya şöyle olabilir. Dur bir dakika. Ya şöyle olabilir burada ya da şöyle olabilir. Aynen. Ya böyle olabilir. Hatta size göstermek için direkt şöyle yapayım. Ya böyle olabilir arkadaşlar. Ee, çünkü burada da kalmamış olur. 2'ye 2, 2'ye 2 her türlü sağlanmış olur veya şöyle de olabiliyor, değil mi? Aynen. İkisi de olabiliyor. Bakalım şimdi. Şunlar kalsın o zaman. Bunlar kesin ama şu an yaptıklarım kesin. Kutuda toplam 8 tane küpe vardır demiş. 1 2 3 4 5 6 bir de mesela şu ikisini koyarsak 7 8 olur. Tamam doğru. Kırmızı boyalı bölmede küpe vardır. Evet vardır. Küpeler bu kutuya iki farklı şekilde yerleştirilmiş olabilir. Aynen az önce dediğim durumu seçeneğe koymuş. Doğru o zaman bu da 1 2 ve 3 doğru cevabımız. Yalnız iki tane ortak pozitif tam sayı böleni olan doğal sayılara ortak sayılar denir. Örneğin 8 ile 10 sayıların ortak pozitif tam sayı bölenleri 1 ve 2 olup 2 tane olduğundan 8 ve 10 ortak sayılardır demiş. Buna göre 24 ile ortak sayı olan 10'dan küçük kaç tane doğal sayı vardır? Şimdi öncelikle 24'ün pozitif tam böleni, e, bölenlerini yazalım. Doğal sayıları yazalım. 1 2 3 4 6 8 12 24. Şimdi ondan küçük olacak. Yani bir rakam olacak. E, 0 dahil mi? 0 dahil değil. E, 1'den 9'a kadar yani e, rakamlara inceleyeceğiz ve o rakamların pozitif tam sayı bölenlerinin iki tanesi sadece 24 ile aynı olacak. Yalnız iki tane. 1, 3, 4 kabul değil. Yalnız iki tane ortak pozitif tam sayı böleni olacak. E, ortak sayı olması için. Bakalım. Biri deneyelim. 1, 1 tane zaten. 2'nin 1, 2'dir. Bak bu olur, bu olur. Çünkü 1 ve 2, 24'ün de ortak böleni. 3'e bakalım. 3'e bakalım. 1 ve 3, bu da olur. 1 ve 3 24'te de var. 4'e bakalım. 1 2 4 hepsi var. 3'ü de var. O zaman olmaz. 5'e bakalım. 1 ve 5 sadece 1 var. Olmaz. 6'ya bakalım. 1 2 3 6 var. 1 2 3 6 4 tane var. O zaman bu da olmaz. 1 7 zaten olmaz çünkü 7 yok. 8 1 2 4 8, 1 var, 2 var, 4 var, 8 var. O 4 tane var. 9'a bakalım. 1, 3, 9. 9 yok. 1 ve 3 var. O zaman bu da ortak sayıdır. Yani 1, 2, 3 tane ortak sayı vardır dedik 7. soru için. Evet hangileri her zaman doğrudur demiş. x çarpı y mutlak değer x çarpı y'den küçük. Bu ne demek oluyor arkadaşlar? Demek ki x çarpı y negatif bir şey. Çünkü negatif bir şeyin mutlak değeri pozitif olur. E negatif de pozitiften küçük olacağı için x çarpı y negatiftir. Peki hangisi pozitif hangisi negatif şu an bilmiyorum. Y çarpı z de y'den küçükmüş. Şimdi bir şeyin mutlak değeri kendisinden küçükse ne, de, ne diyebiliriz biz buna? Öncelikle y negatif değil. Y negatif değil kesinlikle. Çünkü y çarpı z'nin ben pozitif olduğunu kesinlikle biliyorum. Bu pozitifse pozitif sayıdan daha büyük olan bir şey de pozitiftir. O yüzden y de nedir? Pozitiftir. Y büyüktür sıfırdır. O zaman şu durum için sağlanması için x'in sıfırdan küçük olması gerekiyor. Bunu da aradan çıkarttık. Şimdi z'yi Z inceleyelim. Y pozitif. Doğru. Mesela 5 diyelim. 5 çarpı z nasıl 5'ten küçük oluyor? Şöyle diyebilir miyiz arkadaşlar? Z bir e, basit kesir. Basit kesir olduğu için aslında sayıyı küçültüyor. Mesela 5 çarpı 1 bölü 2. Küçüktür 5'tir değil mi? 5'i ne yaptı? Küçülttü. Veya şöyle de olabilir. 5 çarpı eksi 1 bölü 2. Yani eksi 2 buçuk da 5'ten küçüktür. Hatta mutlak değer olduğu için yine 2.5 oluyor. 2.5 da 5'ten küçüktür. Yani bir basit kesir gelecek oraya. Bir şey böleceğiz aslında. Negatif ya da pozitif olması bizi ilgilendirmiyor. Ee, basit kesir gelecek. Yani z aslında bir basit kesir. 1 ile eksi 1 arasında olan bir basit kesir diyebilir miyiz? Düşünelim. 0 olabilir mi z? Z 0 olursa ne olur? Burası 0 olur. 5 ee, çarpı 0 mesela küçüktür yine gerçi evet. Çünkü 0 pozitiften her zaman küçüktür değil mi? 0 pozitiften küçüktür. O zaman 0 da olabilir. Zaten eksi 1 ile 1 arasında diğerleri basit kesir olacağı için her türlü olur. Sağlanır yani. Okey. Şimdi ne diyor bakalım. 0 küçüktür. x çarpı y çarpı z demiş. Şimdi x negatif y zaten x çarpı y negatif şöyle alalım. x çarpı y negatif. z pozitif mi negatif mi bilmiyoruz x de olabilir. O zaman bu her zaman doğru değil. Eksi 1 küçüktür z küçüktür 1. Aynen bu doğru. x çarpı y artı y çarpı z sıfırdan küçüktür demiş. Bakalım. Şimdi y çarpı x artı z parantezine almak istiyorum bunu. y neydi? Her zaman pozitifti. x artı z ne peki? x negatif. x negatif doğru. z'nin negatif ya da pozitif olduğunu bilmiyorum. Ama basit kesir olduğunu biliyorum. Doğru mu? Yani basit kesir oldu net. Şöyle diyebilir miyiz? Şimdi bu sıfırdan küçük demiş ya. Ben bunu e, hani şey yapmak için, farklı yapmak için şöyle yapabilirim. Mesela x'e eksi 1 bölü 2 diyebilirim. Diyebilir miyim? x'e eksi 1 bölü 2 diyebilir miyim? Neden diyeyim? Z de diyelim ki artı 1 bölü 2 olsun. Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 nedir? Sıfırdır. Doğru mu? Eksi 1 bölü 2 artı 1 bölü 2 sıfırdır. E sıfır çarpı y sıfırdır. E hani sıfırdan küçüktü? Bak sağlanmadı mesela. Çünkü ben y ve x'in pozitif veya negatif olduğunu buldum. Basit kesir veya tam sayı olup olmaması yani bilemeyiz onu tam olarak. Çünkü 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 2, eksi 1 bölü 2 çarpı eksi 1 e, artı 1 bölü 2 yani bilemeyiz. Çünkü burada bir e, şey yok. Burada sadece işaretleri karşılaştırıyoruz. Çünkü sayılar aynı. X çarpı y'ler, x'inde de x çarpı y var. Birinde negatif, birinde pozitif. Tam olarak olay aslında bu. O yüzden burada sağlanmadı değeri bulduk. Bu pozitif de çıkabilir bu arada. O değerde olduğu için cevabımız yalnız 2 tatlı bir soru olmuş ve eleyici bir soru olmuş açıkçası. A, B, v, C birer rakam olmak üzere diyor. Önermeleri veriliyor. Bileşik önermelerinden yalnızca biri doğru olduğuna göre A, B, C ve A, B ve C rakamlarıyla kaç farklı ABC 3 basamaklı sayı yazılabilir diyor. Sadece biri doğruymuş. Bunu unutmayalım. Sadece biri doğru. Ee, şimdi bunu yanlış yapsak, 1'e 0 yapsak burası ne olur? 0 olur. Ee, P'yi 1 yaptık. Ee, Q'yu ne yapalım? R 0 dedik. Sadece biri doğru dedik değil mi? Sadece biri doğru. Burayı 1 yapsam burası da 1 olur. Burayı 0 yapsam burası da 0 olur. Bu durumda 0'a ne olur? 0 olur. Hepsi yanlış oldu. O zaman P ise R'yi ne yapacağız? 0 e, ee, yapmayacağız. Onu 0 yapmayacağız. Bunu 1 yapacağız ya 0 ise 1 ya da 0 ise 0 ya da 1 ise 1. İşte 1 ise 0'ın haricinde bir şey olacak. Yani sadece o doğru olacak. Bunlar yanlış olacak. Bunlar yanlış olacağına göre bir kere bu zaten kesin 0 veya 0 olması gerekiyor. Sadece veya da 0 veya 0 0 eşittir. Bu 0 ise burası da 0'dır. R 0 dedik. E, bunun 1 olması için arkadaşlar bunun da 0 olması lazım. Çünkü 0 ise 0 1'e eşit. 1 ise 0 0 eşit. O zaman burası da 0. Hepsi 0 oldu bunların. Yani hepsi yanlış oldu. Peki. Hepsi yanlış oldu. Kaç farklı ABC 3 basamaklı sayısı yazılabilir diyor. Eğer bu yanlışsa A büyüktür B'dir. Yanlışsa C büyüktür 5'tir. C büyüktür 5 değildir. Pardon C küçüktür 5'tir. 5 büyüktür C'dir. Yani C küçüktür 5'tir. Bu da e, a küçüktür c'dir diyebiliriz buna. C küçük eşittir. A'nın tam tersi ne oluyor? C büyüktür A oluyor. Aynen. Tamam bunları bulduk. A, B, C'yi şimdi bir değerlendirelim bakalım. Şimdi C 5'ten küçükmüş. O zaman C 4 olabilir mi? Olabilir. Neden olmasın? C 4. E, A da C'den küçük. A da C'den küçük. O zaman A ne olabilir? 3 olabilir. A 3 olursa B de A'dan küçük değil mi? B'de A'dan küçük, A B'den büyük yani. O zaman B ne olabilir? 2 olabilir, 1 olabilir, 0 olabilir. Yani 3 ihtimal. Yuvarlak içerisinde 3 ihtimal yazdık. Şimdi C 4 olabilir, A 2 olabilir değil mi? 2 küçüktür 4, 2 küçüktür 4 sağlıyor. O zaman B ne olabilir? A'dan küçük olacağı için 1, 0 olabilir, 2 ihtimal. C4 olabilir, A1 olabilir. O zaman B sadece 0 olabilir. Şimdi 3'e geçelim. A2 olabilir. A2 olursa B1 ve 0 olabilir. 2 ihtimal. C3 yine A1 olabilir. A1 olursa B0 olabilir sadece. 1 ihtimal. C2 olabilir. C2 olursa A1 olur. Değil mi? Olabilir. A bu arada 0 olamaz. Çünkü 3 basamaklı sayı oluşturacağız. A1 olursa B ne olur? Sadece 0 olur. Yani sadece bir ihtimal. Toplarsak bunları 3, 2, 5, 6, 8, 9, 10. 10 tane ihtimal var. Güzel soruymuş bu da. Devam ediyoruz. Bir öğrenciden A, B ve C tam sayılarını kullanarak aşağıda verilen iki işlemi sırayla yapması isteniyor. Birinci işlem A sayısını B ile C sayısının toplamıyla çarpmak. Şöyle bir şey mi? A çarpı B artı C. Tamam. İkinci işlem birinci işlemde elde ettiği sonuçtan b eksi c sayısını çıkarmak diyor. Yani bundan b eksi c'yi çıkaracağız. Tamam. a çarpı b artı a çarpı c'den b eksi c'yi çıkaracağım. Eksi b artı c. Yani eksi b eksi c işlemini yaptım. Eksiyi dağıttığımda eksi b artı c'yi buluyoruz. Öğrenci iki işlemin sonucunu tek sayı, ikinci işlemin sonucunu tek sayı bulduğuna göre hangileri her zaman doğrudur diyor. Şimdi burada bir e, ne yapalım? Şunları ortak e, şey alalım. B çarpı A eksi 1 olsun bu. Artı şu ikisinde C çarpı A artı 1 diye yazabiliriz. Öncelikle bunlar neymiş? Tek sayıymış. Tek sayı dediğine göre biri şunlardan biri tek, biri çift olacak değil mi? Biri tek biri çift olacak ki toplamları tek sayı olsun. Şimdi şöyle düşünelim arkadaşlar. A diyelim ki tek olsun. A tek olursa ne olur? Tek eksi bir çift olur değil mi? Tek eksi tek çifttir. E burası çift. Tek artı tek de çifttir. Burası da çift olur. Yani bu ikisi de ne oldu artık? Çift oldu. E çift de çifti toplarsam ne olur? Her türlü çift olacağı için bu durum sağlanmadı. Demek ki A kesinlikle kesinlikle ama kesinlikle tek değil çift. Çünkü çift eksi 1 tek yapar. Çift artı 1 tek yapar. Artık B ve C bu işlemin kaderini belirleyecek. B çift olursa çift çarpı tekten burası çift olur. Buranın tek olması gerekir. Eğer C çift olursa ne olur? Burası tek, burası tek olması gerekiyor ki tek artı çift tek olsun. Birinci işlemin sonucu tek sayıdır demiş. Bakalım Şimdi B artı C. B'nin biri çift, biri tek. Biri tek, biri çift. Yani tek artı çift, çift ne olur? Tek olur. A zaten her türlü çiftti. Çift çarpı tek, tek sayıdır. Bu yanlış. B artı C tek sayıdır. Her zaman için doğru. A çarpı C çift sayıdır. Her zaman için doğru. Çünkü A çift sayıdır. O zaman cevabımız C şıkkı 2 ve 3 olur. Güzel. Yukarıda şekilde Sağa doğru ilerledikçe her kareye hemen solundaki karede bulunan sayının 1 bölü 3'ü yazılıyor. Aşağı doğru ilerledikçe her kareye bir üstteki karede bulunan sayının 3 katı yazılıyor. Buna göre a bölü b çarpı c işlemin sonucu kaçtır diyor. Sağa doğru ilerledikçe her kareye hemen solundaki karede bulunan sayının 1 bölü 3'ü yazılıyorsa şöyle yazarım. Bu da 3 katıysa şöyle yazılır bunlar. 3 üzeri 5, 3 üzeri 4, 3 üzeri 3 bulduk. Güzel. Kolay bir soru olmuş aslında. 3 üzeri 5 bölü b çarpı c 3 üzeri 3 çarpı 3. 3'ün 5. kuvvetini 3'ün 4. kuvvetine bölersek ne olur? 3 olur. 11 c şıkkı. Sanayi kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme a. Hastane kelimesinin harflerinin oluşturduğu küme b. Nispet kelimesinin oluşturduğu küme c'dir. Buna göre pasta kelimesinin yazabilmesi için gerekli harflerin eleman olduğu küme. Boyalı, aşağıda boyalı bölgelerden hangisi olabilir diyor. Şimdi A'daki harflere bakalım hemen bir inceleyelim. S var A var. N var. A var. Y var. İ var. Şimdi e, pasta pa P. P hangisinde var arkadaşlar? C'de var. Ama sadece C'de var değil mi? Sadece C'de var. Sadece C'de varsa sadece C'nin olduğu şıkları ne yapmamız lazım? Bulmamız lazım. Mesela burada şu bölge boyanmamış. Bize sadece C'de olan bir şey de lazım. P mesela sadece C'de var. O yüzden bu şıkkı eledik, bu şıkkı eledik. Bu şıklar dursun. A'ya bakalım. A'da var, B'de var. A'da var, B'de var, C'de yok. A'da var, B'de var, C'de yok. Yani şu bölge midir? A'da var, B'de var, C'de yok. A. Evet, bunların Bunların da taralı olması gerekiyor. Mesela bunda taralı değil. O zaman bunu da eledik. S'ye bakıyorum. A'da var, B'de var, C'de var. Üçünde de var. O zaman buranın taralı olması gerekiyor. Bu da elendi. Şıkkı bulduk ama devam edeyim ben yine de. T. B'de var, C'de var. A'da T yok. B'de var, C'de var. A'da yok. Bu bölge. Tamam. Tamam bulduk. Aşık. Bu kadar arkadaşlar. Devam edelim. 13. soruda dik koordinat düzleminde fok ve f eksi g doğrusal fonksiyonlarının grafikleri aşağıda gösterilmiştir diyor. Böyle bir eşitlik vermiş ve a'yı sormuş bize. Peki bakalım hemen. f eksi g'nin denklemini yazalım öncelikle arkadaşlar. Ne? Eksi x artı 5 değil mi? Çünkü x yerine 5 koy 0 oluyor. x yerine 0 koy 5 oluyor. Direkt zaten belli bunun fonksiyonu. Bunun fonksiyonu da eksi bilmem ne bilmem ne. Ee, nasıl yapalım bu soruyu arkadaşlar? Şimdi şurada e, bu fx eksi gx fonksiyonu doğru mu? fx eksi fx eksi gx fonksiyonu buna eşit. fx eksi gx eşittir. 5 eksi x yazayım daha düzgün dursun. E, ve şurada da bir şey var aslında. 3 fx eksi 2 gx fonksiyonu 14'e eşit. Doğru mu? Doğru. Şöyle bir fx fonksiyonu yalnız e, koysam nasıl olur? Biz sadelesi 2 ile çarpsak burayı hatta eksi 2 ile çarpsak. Eksi 2 fx artı 2 gx eşittir 2x eksi 10 olsa tamam mı? Ve bunları topladığımız zaman da ne olur? fx yalnız kalır gxler sadeleşir 2x artı 4 aynen süper oldu bu. Ne yaptık? 2x artı 4'ü bulduk yani fx fonksiyonunu bulduk. Şimdi fok x var burada. Fok a yani f g a ne eşit? Sıfır eşit. Aynen. Peki e, g a yani f kaç sıfır eşit? Eksi 2 sıfır eşit değil mi? f eksi 2 eksi 4 dört artı 4'ten sıfır eşit. O zaman demek ki g a ne eşit? g a ne eşit arkadaşlar? Eksi 2 eşit. Çünkü şuranın eksi 2 olması lazım. Onun için de GA'nın eksi 2 olması lazım. E bulmuşken GA'yı da GX'i de buluruz aslında buradan değil mi? Ee, şurada 2X artı 4 eksi GX eşittir. 5 eksi X'e o zaman GX kaç eşit olur? GX 3 3 eksi 1 pardon 3x eksi 1 eşit oluyor değil mi? gx aynen 3x eksi 1 eşit oluyor. Ve GA GA 3A eksi 1 e eşit oluyor. 3A eksi 1 e eşit oluyor. Bu da eksi 2 eşit olduğuna göre 3A buradan eksi 1'dir. A ne olarak çıktı? Eksi 1 bölü 3 olarak çıktı güzel soruymuş. Güzel bir fonksiyon yorumlama sorusuydu arkadaşlar. Ne yaptık? Şu ikisinden yararlanarak fx ve gx fonksiyonlarını bulduk ve bu fonksiyondan yararlanarak bu doğrudan yararlanarak da ne yaptık? Dedik ki f'in sıfır olması için ga'nın eksi 2 olması lazım. E ga'nın eksi 2 olması için de a'nın eksi 1 bölü 3 olması lazım. Bunları nereden bulduk? fx ve gx fonksiyonlarının e, ne olduğunu, denklemlerini bularak bulduk. Evet, m ve n birer gerçek sayı olmak üzere diyor. Polinom veriliyor. Buna göre px polinomunun sabit terimi kaçtır diyor. Şimdi zaten köklerini almış belli. m artı n artı 7 o zaman neye eşit oluyor? Eksi b bölü a eşit oluyor. Yani m artı 1'e eşit oluyor. Bunlar sadeleşti. Işte. n buradan kaç çıktı? Eksi 6 çekti. Güzel. n buradan eksi 6 çıkarsa m kaç çıkar ona bakalım. Burası ne oldu? Eksi 3 oldu. Burası m artı 4 oldu. Kökler çarpımı eksi 3 m artı eksi 12, eksi 3 hem eksi 12 ne eşit oldu? C bölü A eşit oldu. C bölü A ne eşit? M eksi 6 eşit. Çünkü N eksi 6. Burası M eksi 6 oldu. Burası 4 M eşittir. Eksi 6'dan M kaç olarak bulduk? Eksi 3 bölü 2 olarak bulduk. Ne diyor? Sabit terimini soruyor. Yani ne artı? M'yi soruyor. Bunları topladığımız zaman da ne olur? Eksi 12 eksi 3, eksi 15 bölü 2 olur. Geçtik. 20 kişinin katıldığı bir koşu yarışında Remzi ve Fikret'le yarışmaktadır. Yarışın bir anıdır. Remzi ile Fikret arasındaki kişi sayısı. Fikret ile koşunun lideri arasındaki kişi sayısının yarısından 3 fazladır. Buna göre yarışmanın bu anda Ramazan ve Fikret'in yarıştaki sıra numaraları aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir diyor. Bakalım hemen Remzi 3. sırada ise yarış lideri ile arasında ne kadar vardır? Bakalım. Ne diyor öncelikle? Remzi ile Fikret arasındaki kişi sayısı Fikret ile koşunun lideri arasındaki kişi sayısı diyor. Şimdi Remzi ile Fikret arasındaki kişi sayısı burada kaç? Üçüncü, biri üçüncü, biri on ikinci ise on iki eksi üç eksi bir sekizdir değil mi? Sekiz. Mesela biri birinci diyelim, biri de üçüncü diyelim. E, arasında kaç kişi var? Bir kişi var. Üç eksi bir, iki. bir tane daha çıkar. Bir. Yani aralarındaki farkın farktan bir tane daha çıkarıyoruz. On iki eksi üç, dokuz. Bir tane daha çıkar. Sekiz. Sekiz kişi var. E, Fikret ile koşunun lideri arasında yani birinci arasındaki kaç kişi var? On iki ile birinci arasındaki kişi sayısını bulalım hemen. On iki eksi bir, on bir. Bir tane daha çıkar. On. Peki ne diyor? Onun kişi sayısının yarısından yani yarısı kaç? 5. 3 fazla. 3 fazla kaç? 8. Cevap direkt çıktı. Yasmin bir testte soruların önce 2 bölü 9'unu daha sonra da kalan soruların 1 bölü 3'ünü cevaplandırmıştır. Yasmin cevaplandırmadığı kaç sorusu olduğunu soran bir kişiye 56 taneden az kaldı cevabını verdiğine göre testte bulunan soru sayısı en çok kaçtır demiş. Bakalım hemen ee, kaçını cevaplandırmış bakalım 9, 9x diyelim tamam mı 9x Önce 2, e, 2 bölü 9 cevaplandırıyor. Geriye 7x kaldı. Ha, 7x 3'e bölünmüyor. O zaman şöyle yapalım. Bir dakika. 27x yapalım. 27x. E, 9 bölü x kaç? 6x. Önce 6 xin cevaplandırdı. Daha sonra geriye kalan yani 21x'in 1 bölü 3'ünü cevaplandırdı. Yani 7 xine cevaplandırdı. E, 7, 6, 13. 27'den 13 çıkar 14x. 14x 56'dan azmış. O zaman x küçüktür 4'tür. Soru sayısı en çok kaçtır diyor. Yani 27x'i soruyor bize aslında. Bunun yapmak için de ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Ee, x en küçük 3 olur. Pardon en çok 3 olur. Şimdi bu x e, bir doğal sayı olması gerekiyor. Çünkü x 27 ile de çarpılıyor. 6 ile çarpılıyor. 7 ile çarpılıyor. Eğer bir basit kesir yaparsak hem 6 hem 7 hem de 27 bölünen bir şeyi bulamayız. Çünkü bunlar 6 ile 7 zaten aralarında asal. 7 ile 27 aralarında asal. Eksini birden nasıl bulacaksın? Bulamazsın. O yüzden ne yapacağız? x'i Doğal sayı yapacağız. X o zaman neymiş? 3'müş. Cevabımız o zaman kaç yapar? 27 çarpı 3'ten 81 yapar. Geçtik hocam. Bir veri grubunda Sayılar küçükten büyüğe doğru sıralandığında veri sayısı tek ise ortadaki sayı çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasının grubunun e, pardon bir daha okuyorum. Çift ise ortadaki iki sayının aritmetik ortalamasına grubun medyanı denir. Ha, tek ise tam ortadaki çift ise ortadaki iki sayının aritmatik e, aritmetik ortalamasıymış medyan. Veri grubunda en çok tekrar eden sayı ya da o veri grubunun Tepe değeri modu denir. Bu aslında klasik e, veri sorularındaki e, giriş açıklama kısmı. bunu çoğunuz biliyordur. Ama bunu bilmesine rağmen yani zorlanabiliyorsunuz. Doğal sayılarına oluşan bir veri grubu için diyor. Bu şekilde bir eşitlik verilmiş ve A, B, v, C tam sayıları eklendiğinde buna eklendiğinde veri grubunun medyanı değişmiyor. Aritmetik ortalaması bir artıyor. Son durumda verilen medyan değerinden küçük mod oluyor. Mod küçüktür median oluyormuş. Şunu yazalım kafamız karışmasın sonra. Mod küçüktür median oluyor. Buna göre C'nin alabileceği en küçük değer kaçtır diyor. 4, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 16 sırayla verilmiş. Harika. Bir aritmatik ortalamasını bulmak istiyorum. 31, 45, 58, 69, 77, 84, 88 ee, 8 tane sayı var. Aritmetik ortalaması ilk durumda 11 o zaman. 88'i 8 e böl çünkü 11. Örtmatik ortalaması 1 e artıyor. Yani son durumda 12 olması gerekiyor aritmetik ortalaması. Ve veri grubunun medyanı değişmiyormuş. Şimdi medyan ne burada arkadaşlar? E, medyan dur dur dur. 8 tane olduğuna göre ortada 2 tane sayı var. Ortada şu ikisi var. Bu ikisinin aritmetik ortalaması 24 bölü 2'den 12. 12 değişmeyecek. Bir de arkadaşlar aritmetik ortalaması 12 olacak. Dikkat. O zaman ben buna 12 ekleyeyim tamam mı? Çünkü 3 tane sayı ekleyeceğim. 3 tane sayı ekleyeceğim. Mesela bir tane buraya bir tane buraya. Zaten ortada tek bir sayı kalacak. Çünkü 8 artı 3 11. 11 tanesi 5'er 5'er ayrılır. Ortada da ne olur? Bir tane kalır. 11 ise. Ee, yani tek tekse zaten tek kalıyor. Medyan bir tane oluyor. Aritmetik ortalaması olmuyor. Peki. Şimdi. Şimdi. Ee, aritmetik ortalaması 12 dedik. O zaman bir şeye bakmak istiyorum. Şu an 11 tane sayımız var son durumda ve aritmetik ortalamamız e, 12 ise 12 çarpı 11 bu sayıların toplamıdır. 130 artı e, 130 pardon 120 artı 12 132. Şu an sayıların toplamının 132 olması gerekiyor. Ne diyorduk? Mod küçüktür medyan olacak. Mod küçüktür medyan. 12 medyanımızsa modumuz medyandan daha küçük olması gerekiyorsa mesela mod 11 olabilir, değil mi? Mod 11 olabilir. Mod 11 olabilir. Mod 11 olursa, e, şimdi ne diyor? C'nin alabileceği en küçük değer. Şu an e, A 11, B 12, C de şurada bir yerde olacak. Eğer A'yı mesela 8 yaparsam ne olur? 8 yaparsam C daha da büyük olmuş olur. E, çünkü C'nin en küçük değerini istiyor bize. O zaman B'yi olabildiğince büyük alayım ki ben olabildiğince büyük alayım ki C'ye en küçük kalsın. E B'nin alabileceği en büyük değer 11. 12 olabilir mi diye düşüneyim. 12 olsa 12 olsa olur aslında bir dakika. Ama modla medyan aynı olmayacak işte orada bir sıkıntı var. Modla medyan aynı olmuş olur eğer 12 yaparsam. Değil mi? 12 yaparsam e, ne olur? Zaten A küçüktür B olmaz. Şu an A e, B benimle 12. A ne? 11. O zaman C diğer bir şey olacak. Zaten 20'li bir şey var galiba aşklıklarda değil mi? Aynen. Şimdi 132 dedik. 132 dedik. En son 88'di benim toplamım. 88'e 23 ekli 111. 111. Şöyle 88'e bunların ikisinin toplamı yani 23 ekledik. 8, 3, 11 e elde var 1. 111. 132 tamamlaması için 132'den 11 çıkar. 21 olması gerekiyor. Yani C'nin de ne olması lazım? 21 olması lazım. Yani 11, 12 ve 21 ekledik. 11 bizim modumuz oldu. 12 medyanımız oldu. Mod medyandan küçük olmuş oldu. Aritmetik ortalamamız 12 oldu. Ve C'de en küçük 21 olmuş oldu. Güzel. Evet. Aşağıdaki tabloda satır ve sütunların kesiminde verilen sayılar bulundukları satır ve sütun belirttiği iki kentte arasındaki yolun kilometre cinsinden uzunluğunu göstermektedir. Örneğin A ile C kentleri arasındaki yol 80 kilometredir. A kentinden yola çıkan bir kişi diğer 3 şehre de uğramak koşuluyla aynı yönde devam ederse en son B kentine ulaşmaktadır. Yani şöyle o zaman burası A, burası B. A'dan B'ye gidiyor. A'dan B'ye gidiyor. Tamam. E çünkü Diğer yeri de uğrayacak. C ve D bunların arasında bir yerde. Ama nerede olduğunu bilmiyorum şu an değil mi? O zaman şöyle yapmak istiyorum. Buraya C diyeyim mesela. Buraya da D diyeyim. Olmazsa tam tersi. D, C yazarız. Bir deneyelim bunu. Bakalım ne olacak. A ile C arasında 80. Güzel. C ile D arasında bir şey yok. B ile D arası e, 130. Şurası 130. E, A ile D arası X. O zaman buraya X-80 kalır. E, B ile C arası 2X b ile c arası 2x he? pardon evet ama dur hmm, pardon pardon dur dur ee, şurayı yanlış yazdık 130'da 130 neye eşit b ile d arasına eşitmiş yani burası 130 b ile c arası 2x o zaman şurası 2x eksi 130'dur a ile d arası x ise a ile d arası x ise e, burası nedir x eksi 80'dir buradan ne olur e, x eşittir 50 olur x eşittir 50 olursa ne olur? Burası eksi 30 olur. Naneyi yeriz. Olmaz. Yol, yol uzunluğu, eksi 30 olamaz. O yüzden demek ki tam tersiymiş. Evet. <laughs> Direkt yanlış şey yazmam peki. Mükemmel. Devam. az önce ne yazmıştım ben? Bir dakika. CD yazmıştım. O zaman DC yazayım. Şuraya D. Şuraya C yazayım. Tamam. Şimdi olacak gibi. A ile C arası 80. B ile C arası 2X. Şurası 2X a ile d arası x tamam a ile c arası 80 o zaman buraya 80 eksi x kalır b ile d arası 130 o zaman buraya 130 eksi 2x kalır bu sefer yine aynı çıktı bir dakika yine aynı çıktı ee, heh, 50 çıktı bu sefer galiba değil mi 50 çıktı aynen x bu sefer 50 çıktı x 50 çıktı bir kontrol edeceğim ama burası 50 burası 30 burası 100 Burası da 30. Tamam oldu. Ne diyor? C kenti ile D kenti arası mesafe 30'dur. 18. son cevabı C şıkkı. Aşağıda pozitif tam sayılarla numaralandırılmış karelerden oluşan bir oyun parkuru gösterilmiştir. Bu parkurda oynayan oyunun aşamalarını oyuncular her aşamada 4 kare ileri zıpladıktan sonra 2 kare geri, 4 ileri 2 geri, 4 ileri 2 geri. 20 aşamayı hatasız tamamlayan oyuncu oyunu kazanmaktadır. Parkurda ilk aşamada 1 numaralı karede bulunan simge ileri doğru 4 kare zıplayıp 5 numaralı kareye geliyor. Şimdi şöyle yazalım. 1, 5. 1, 5. Bu ne? Birinci aşama değil mi? 1, bir 5, birinci aşama. Pardon. Aynen 1, bir 5, birinci aşama. İlk aşama yani. Sonra e, ileri doğru 4 kare zıplayıp 5 numaralı kareye daha sonra 2 kare geri zıplayarak 3 numaralı kareye gelmiş ve ilk aşamayı tamamlamıştır. Yani 1, 5, 3 yapmış. İlk aşama okey. Tamam. İkinci aşamada ilk aşamanın sonunda bulunduğu kareden yani 3'ten yine 4 kare ileri daha sonra 2 kare geri zıplamış. Yani şöyle mi olmuş o zaman? 4 kare ileri, 4 kare ileri, 3 artı 4, 7, 2 kare geri zıplamış, 5. O zaman ikinci aşamada okey. Aynı şekilde devam ediyor ve simge oyunu kazandığında kazandığına göre en son hangi kare gelmiş? Oyun nasıl kazanılıyordu? Oyun nasıl kazanılıyordu? 20 aşamayı. He hatasız tamamlayacak. Yani bundan 20 tane yapacağız ve simge oyunu kazanacak en sondaki şurayı istiyor. Kaç hangi sayıdaysa. Şimdi 5'e 4 ekle 9, 2 çıkar 7. Bitti. 7'ye 4 ekle 11, 2 çıkar 9. Bitti. 9'a 4 ekle 13, 2 çıkar 11 bitti. 11'e 4 ekle. 15 yazamıyorum çünkü burada son olarak 14 var. Şu an 11'deyiz. 4 ekle. 1 2 3 4. 1'e geldi. 2 çıkar. 1 2 13. 13'ten 4 git. 1 2 3 4 3 1 2 çıkar. 1 2 1. Güzel. 1'e 4 ekle. 5 2 çıkar 3. Bak burada aslında ne olduğu başa döndük. 1 2 3 4 5 6 7. 3 6 7. 7 tane gittik ve ne yaptık? Başa döndük. O zaman bir tane daha 7 gideriz. 14 olur. 14 15 16 17 18 19 ve 20. aşamamız bu. Hatasız tamamladı. Oyunu kazandı. Win ve en son hangi kareye geldi? En son hangi kare geldi dersek de 13. kareye. ...geldi deriz. Güzel soruymuş. Tayfun ve babası arasında aşağıdaki konuşma geçiyor. Tayfun, baba sen askerden terhis olduktan sonra... ...25 yıl sonra ben doğmuşum. Baba, ben senin şimdiki yaşındayken... ...askerden terhis olmuştum bile. Hey gidi hey diyor baba. Peki, Tayfun ile babasının konuşmasının geçtiği... ...zamanda yaşları toplamı... ...91 olduğuna göre... ...şimdi bir Tayfun var bir de babası var. Peki... Tayfun doğduğunda babası kaç yaşındadır diyor. Şimdi baba e, ben senin şimdiki yaşındayken demiş. O zaman Tayfun'un şimdiki yaşına X diyelim. Baba Tayfun'un şimdiki yaşındayken yani X yaşındayken askerden ne olmuş? Terhis olmuş. Ne diyor? Baba sen askerden terhis olduktan 25 yıl sonra yani baba X yaşındayken ne oldu? Askerden terhis oldu. Buna 25 ekle, 25 yıl sonra ne oluyor? Tayfun doğuyor. e Doğduğun değişik kaçtır? sıfırdır. Güzel. Şu, şu, bu arada şu şimdiki yaşları, şu an şimdi. Çünkü diyor ki baba, ben senin şimdiki yaşındayken, şu an şimdi deyiz. Şurası şimdi, bu da e, babasının askerden terhis olduktan 25 yıl sonraki. Şurası da. Ne oluyor? Tayfun doğuyor. Şimdi şuna x eklediğimizde x oluyorsa buna da x eklersek aynı şey olur. Yani çünkü yaşlar arasındaki fark hiçbir zaman değişmeyecek. Tayfun'un doğduktan x yıl, x yıl sonraki yaşı babası Tayfun'un doğduğundan x yıl sonraki yaşı. Bunlar aynı zamana denk geliyor. Umarım anlatabilmişimdir. Çünkü Tayfun 0 yaşındayken babası x artı 25 yaşındaysa ve x yıl geçmişse babası o zaman 2x artı 25 yaşında olur. Diyor ki konuşmanın geçtiği zaman yaşları toplamı 91. 3x artı 25, 91'e eşitse buradan 3x o, kaç yapıyor? 11'den 5 çıkar 6, 76 çıkıyor. Bir dakika, bir dakika niye böyle oldu? 91'dir. 11'den 5 çıkar 6. 8'den 2 çıkar 66. Düzeltiyorum güzel. Bir an korktum yanlış çıkacak diye. X 22. Tayfun doğduğunda babası kaç yaşındadır? 22 artı 25'ten 47 yaşındadır. Devam edelim. Eren ve Çağrı kardeşleri doğduğunda arkadaşlarına dağıtmak için şeker alıyor. Çağrı 4 tanesi x TL olan şekerlerden x bölü 4 tane. Eren ise 5 tanesi y TL olan şekerlerden y bölü 5 tane alıyor. Şeker için Çağrı'nın ödediği para Eren'in ödediği paradan 29 TL fazla olduğuna göre x artı y toplamı kaçtır diyor. Şimdi çağır 4 tanesi x TL olan şekerlerden alıyorsa bu şekerlerin bir tanesi x bölü 4 TL'dir. E, x bölü 4 tane alıyorsa aslında bu x bölü 4 kare şeker almış demektir. Tamam mı? Ne diyor? Çağrı'nın ödediği para bu. Eren'in ödediği paradan 29 TL fazla. Eren 5 tanesi y TL olan şekerlerden alıyorsa bir tanesi y bölü 5 TL'dir şekerlerin ve y bölü 5 tane alıyorsa y bölü 5 kare ödemiştir. Bundan 29 TL fazlaymış. Tamamdır. Sola atalım. x bölü 4'ün karesi eksi y bölü 5'in karesi 29 eşit oluyor. Bunda iki kare farkı ya bu. A eksi B çarpı A artı B diye yazabiliriz. X bölü 4 eksi Y bölü 5 çarpı X bölü 4 artı Y bölü 5 diye yazabiliriz. Burası ne olacak? 29 eşit olacak. 29 da 1 çarpı 29'dur. Ve buranın 1 olma zorunluluğu vardır. Çünkü hani başka bir ihtimal olmaz ki. Nasıl olacak? 1 çarpı 29 başka çarpım yok yani e, bunu 29 oluşturacak başka bir ihtimal yok. Burada fark var. O yüzden buraya 1 yazmamız daha mantıklı olur. Peki. x bölü 4 eksi y bölü 5 ne eşit? 1'e eşit. 1'e eşit. x bölü 4 artı y bölü 5 29 eşit. Toplayalım bunları. Toplayalım. x bölü 2 30 eşit olur. x buradan 60'a eşit olur. x 60 ise şurası 15 olur, buranın 15, buranın 14 olması gerekir. Buranın 14 olması için de y 70 olması gerekir. Yani y 70, x 60. Cevap 130. Aralarında 4 kilometre mesafe bulunan A ve B noktalarında bulunan Ali, A noktasından, Buket ise B noktasından aynı anda C noktasına doğru koşmaya başlıyorlar. Tamam, Buket durmaksızın yola devam ediyor. Hiç durmuyor Buket. Buket durmuyor. Ali de C noktasına varıp tekrar A noktasına geri dönüyor. Ali C'ye varıyor sonra geri A'ya dönüyor. Ali A noktasına geldiği anda Buket ile aralarındaki mesafe 32 kilometre oluyor. 32 kilometre. Yani Buket o zaman Buket o zaman o Buket uçmuş bile. Buket şurada. Buket şöyle Buket o zaman burada 16 kilometre. Buket burada aynen. Yani şu an e, 32 kilometre aralarında olur. 16 artı 16 32. Diyor ki Buket e, buna göre diyor Ali C noktasından geri dönmeseydi Bukete C noktasından kaç kilometre ileride yetişirdi. Şimdi bakalım hemen Ali var Buket var. Ali kaç kilometre gitti? 16 gitti sonra geri döndü 32 kilometre gitti. İlk durumda Buket hiç durmaksızın yoluna devam etti ve 28 kilometre gitti. Ve ne oldu? Ne oldu? Aralarındaki mesafe 32 kilometre oldu. Tamamdır. 32'ye 28. Peki Ali hiç dönmeseydi. Peki geriye dönmeseydi diyor. Buket'e C noktasından kaç kilometre ileride yetişirdi? Atıyorum X kilometre ötede yetişsin tamam mı? x kilometre. Kaç gitmiş olacak Ali? 16 artı x gitmiş olacak değil mi? Ali 16 artı x. Buket de 12 artı x gitmiş olacak. 12 artı x kilometre. Bunları oranladığımızda çıkacağını düşünüyorum ben. 4'e böl 7. 4'e böl pardon 4'e böl 8. 4'e böl 7. İçler dışlar yap. 8 çarpı 12 artı x. 96 artı 8 x. 16 artı x çarpı 7. 100 12 artı 7x, x buradan e, kaç çıkar? 6, 4, 16 çıkar. x 16 yani c noktasından 16 kilometre ileride yetişirmiş demek ki. İkisi kız, ikisi erkek olan 4 kardeşten kızların eşit miktarda parası varken erkek olanların da eşit miktarda parası vardır. Bu çocuklardan kızlardan yaşça büyük olan ile erkeklerden yaşça küçük olan... Şimdi dur, dur karışacak. Yavaş yavaş sakin sakin gidelim. Kızlar, erkekler. Kızlardan ikisi kız, ikisi erkek. Küçük olan var, küçük olan. Bir de büyük olan var. Kızlardan yaşça büyük olan, erkeklerden yaşça küçük olan. Erkeklerde de küçük olan var, büyük olan var. Tamam. Kızlardan yaşça büyük olan ile erkeklerden yaşça küçük olanın her birine ATL, diğer kardeşlerin her birine ise BTL veriliyor. Kızlardan yaşça büyük olan buna ATL, erkeklerden yaşça küçük olanın her birine ATL veriliyor. Bir dakika. Buraya şeyleri yazalım arkadaşlar. Sayıları yazalım. Ne kadar büyük kız var? Ne kadar küçük erkek var? Onları yazalım. Birazdan yazalım. Diğer kardeşin her birine BTL veriliyor. Son durumda yeşi büyük olan kızın toplam 120 TL'si olurken diğer kızın 200 TL'si olmuş yaşı büyük olan kızın 120 TL'si olurken diğer kızın 200 TL'si olmuş. Bir dakika zaten 4 kişi var. Bir dakika bir dakika. Kafam karıştı arkadaşlar. Bir dakika. Şimdi. Bir dakika. 2 tane kız 2 tane erkek var. Tamam mı? 4 kardeş var. Bunların dördü kardeş. Kızların eşit miktarda parası var. Erkeklerin de eşit miktarda parası var. Tamam şimdi olayı anladım arkadaşlar. Biraz geç anladım bu soruyu nedense bilmiyorum. Şimdi o zaman şunlara X TL'si var dersek, bunlara da Y TL'si var dersek olur gibi değil mi? Erkeklerin kendi aralarında eşit e, miktarda parası var. Kızların da kendi aralarında. Kızların X TL'si olsun, erkeklerin de Y TL'si olsun. Diyor ki baba kızlardan yaşça büyük olan ile erkeklerden yaşça küçük olana A TL verelim diyor. Buna A TL, buna da A TL verelim. Diğer kardeşlerin her birine de btl verelim. Buna btl buna da btl verelim diyor. Son durumda yaşı büyük olan kızın toplam 120 tl'si olurken yani x artı a'nın 120 olurken diğer kızın diğer kız şu 200 tl'si olmuş. Yani x artı b ne olmuş 200 olmuş. O zaman b eksi a neye eşit olur 80'e eşit olur tamam. Son durumda yaşı büyük olan erkeğin 300 TL'si olduğuna göre diyor. Yaşı büyük olan erkeğin Y artı B'nin 300 TL'si olduğuna göre diyor. Y artı B 300. Hatta şuraya yazalım. Y artı B 300. Diğer erkek çocuğun kaç TL'si olmuş? Yani Y artı A'yı soruyor. Burada ben ne yaparım? Şunu eksiyle çarparım. Sonra bunları toplarım. Ne olur? Y artı A olur. B'ler sadeleşir. 300'den 80 çıkar. 220 olur. Zaten Y artı A da küçük olan erkek çocuğunun son parası olmuş olur. Güzel bir soruydu. Batuhan bir miktar bilinin tamamını kız ve erkek arkadaşlarıyla eşit olarak paylaştığında her kişiye 3 bilye düşüyor. Batuhan'ın kız arkadaşlarından dördü, erkek arkadaşlarından biri almayınca Batuhan ve erkek arkadaşları dörder, kız arkadaşları ise sekizer bilgi alarak paylaşımı tamamlıyor. Buna göre Batuhan'ın erkek arkadaş sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir? Kızların Kız arkadaşlarının sayısına K diyelim, erkek arkadaşlarının sayısına da E diyelim. Kendisi hariç sadece arkadaşlarının sayısı E eşit olarak paylaştığında diyor bir miktar bilye yani her biri eşit olarak paylaştığında her kişiye 3 bilye düşüyormuş o zaman bilye sayısı kaç 3K artı 3E bir de ne kendisi var kendisiyle birlikte paylaşıyor arkadaşlarıyla diyor kendisi de o zaman 3 bilye alıyordur toplam bilye sayısı eşittir Batuhan'ın kız arkadaşlarından 4'ü almazsa 4'ü almazsa geriye kaç kişi kalır K-4 kişi alır Ve bu 4 kişi ne olmuş olur bu K-4 kişi almış olur Erkek arkadaşlarından da biri bilye almayınca biri bilye almıyor sadece. E artı bir tane erkek vardı. Biri bilye almazsa E olur. Kendisi de dahil E kişi bilye almış. E tane erkek bilye almış olur. Erkekler 4'er kızlar ise 8'er. 8 Sekiz artı 4 E olmuş olur. Bunlar eşitmiş erkek sayısını soruyor. Bakalım 8K artı 4 E eksi 32 buna eşit oluyor. Peki 35 eşittir e artı 5k olur o zaman doğru mu bir dakika 35 eşittir e artı 5k aynen aynen ee, e, aynen tamam erkek arkadaş sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor e eşittir 35 eksi 5k x de 5'in katı o zaman e'nin de 5 olmasını beklerim ben açıkçası çünkü burası 30 olsa artı 5 35 olur. Her türlü 5'e bölünen bir şey çıkacak. Aşağıdaki tabloda bir kitapçının sattığı iki farklı kitabın birer tanesinin alış ve satış birim fiyatları gösterilmiştir. Bu kitapçının A tanesinin A kitabının bir tanesinden elde ettiği kar B kitabının 3 tanesinden elde ettiği kardan Fazla olduğuna göre x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı kaçtır? Bir tanesinden ne kadar kar ediyor? Bakalım. 2x artı 30'dan 3x çıkardık. 30 eksi x yaptık. Bu B kitabının 3 tanesinin satışından elde ettiği kardan fazlaymış. Bir tanesinin satışından elde ettiği kar ne kadar? 3x eksi 5 kadar. 3 tanesinden elde ettiği kar ne kadar olur? 9x eksi 15 olur. Buradan 45 büyüktür. 10x olur. 5'e böldük. 9. 5'e böldük. 2x. x'in alabileceği tam sayı değerleri toplamı. 1 2 3 4 Bunlar mı? Bunlar mı? Bakalım. Şimdi 1 sağlıyor mu? 1 1 1 5 kere 5. 5 kere 1 5 5 çıkar 0 oluyor. Satış birim fiyatı 0 oluyor. Alış birim fiyatı da 2 oluyor. E, Kare elde etmiyor ki zaten. Aynen kare elde etmesi gerektiği için 1'i eledik. 2'ye bakalım. 5 kere 2 10 eksi 5 5. 2 kere 2 4 kare ediyor. 2 kere 3 6 kare ediyor. 3'e bakalım. Kare ediyor. Kare ediyor. 4 de kare ediyor. 4 3 7 artı 2'den 9. Doğru cevabımız bu soru için 25. sorunun cevabı denizde oldu. Sadece kavun ve karpuz satılan bir manavın salı ve çarşamba günlerinde sattığı kavun ve karpuz sayıları ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir diyor. Salı günü ve çarşamba günü ne yapıyor? Karpuz ve kavun satıyor. Karpuz kavun. Karpuz kavun. Güzel. Salı günü satılan ürünlerin %40'ı kavundur. Çarşamba günü satılan ürünlerin %25'i karpuzdur. Bugün 100x tane ürün satılsın. Çarşamba da 100y tane ürün satılsın. Salı günü satılan ürünlerin %40'ı kavunsa 40x kavun 60x de karpuz vardır. Çarşamba günü satılan ürünlerin %25'i karpuzsa 25y karpuz 75y de kavun vardır. Eğer salı günü 20 tane daha kavun satılsaydı 20 tane daha kavun satılsaydı bu 2 gün boyunca satılan ürünlerin %50'si kavun olacaktı. %50'si. Şimdi kaç? 40x artı. Şurada işlemi yapalım. 40x artı 20. 40x artı 20. Ne olacakmış? 2 gün boyunca satılan ürünlerin 100x artı 100y bir de 20 tane daha kalın geldi artık. Son durumda 100x artı 100y artı 20 tane ürünümüzün yarısı %50'si olacağına göre 50x artı 50y artı 10. Yani 20'nin yarısı. O zaman ne olur? 10x eşittir. 10x. Hatta şöyle yapalım. 10x artı 50'ye eşittir. 10 olmuş olur. Bu iki gün boyunca satılan karpuz sayısı da 88 olduğuna göre. Yani 60x artı 25y de 88'miş. 60x artı artı. Şöyle yapalım hatta artıyı. Gel abi biraz daha gel. 60x artı 25y 88 olsun. Öyleymiş yani soru diyor. Çarşamba günü kaç tane kavun satılmıştır diyor. Yani 75y'yi arıyoruz biz. Şurayı 6 ile çarpayım. 60x 60x artı 6 ile çarpıyorum. 300y eşittir 60. Çıkaralım. Bir dakika. Bir dakika. Bir sıkıntı oldu. Ha, nerede sıkıntı oldu? Bir bakalım hemen. E, 50'ye yaptık. 40x artı 20. Salı günü 20, gü 20 tane daha kavun satsaydı. 40x artı 20. Satılan ürünlerin %50'si olacak. 50x artı 50'ye artı 10 olacak. Tamam. 2 gün boyunca satılan karpuz sayısı. 60x artı 25 y e, kaç 88'dir dedik. Çarşamba günü kaç tane kavun satılmış? 75 y'yi soruyor bize. Burada nerede hata yaptık? Ee, 10x artı 50'ye eşittir 10. Ee, bir hata mı yaptım? Ee, ona bakıyorum da. Galiba yaptık arkadaşlar. Nerede hata yaptım bulamadım şu an. Bir baştan bir daha inceleyelim o zaman. Salı günü satılan ürünlerin %40'ı kavundur. 40x kavundur. 60x karpuz. Çarşamba günü satılan yüz, ürünlerin %20'i karpuzdur. 25 25'e karpuz, 75 75'e kar, e, kavun o zaman. Tamam. Eğer salı günü 20, 20 tane daha kavun satılsaydı, yani 40x artı 20 olsaydı satılan kavun, bu iki gün boyunca satılan ürünlerin %50'si kavun olacaktır. He, pardon, 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 dur, dur. Şurayı biraz azalt. Şöyle çok azalttık. Bir dakika. Ben şeyleri unuttum. Çarşamba günü satılan kavunları unuttum. O yüzden yanlış yaptık. Biraz arttır. Çok. Şu iyi gibi. Tamam. Ee, şurayı şeyi de ekleyeceğiz o zaman arkadaşlar. Ee, çünkü ne diyor? Bu iki gün boyunca satılan ürünlerin %50'si kavun olacaktır. Buradan da kavun geliyor ya. O zaman 75 y'yi de benim eklemem lazım. O zaman ne oluyor? 10 eşittir. 10 eşittir. Yani 20 eksi 10 eşittir. Artık 10 x e, 75y'yi sağ tarafa at. Eksi 25y. Aynen. Cevabım, yani bu, bu şekilde olması gerekiyor. Tamam. Şimdi olur gibi. Yine bizim kavun sayısını bulmamız lazım. Yani 75Y'yi bulmamız lazım. O yüzden çarpı 6 yapıyorum. 60X eksi 150Y eşittir 60 yapıyorum. Ve ne oluyor? Çıkardığımda 175Y eşittir 28 oluyor. 7'ye bölüyorum 25Y oluyor. 7'ye bölüyorum 4 oluyor. 3 ile çarpıyorum. 75Y'yi 12 olarak buluyorum. Bana da ne diyor? Çarşamba günü, çarşamba günü kaç tane kavun satılmıştır diyordu. Ahmet ile Miray'da aşağıdaki gösterilen tabanları özdeş kareler olan 3 farklı boydaki dikdörtgen prizma biçimdeki tahtalardan yeteri kadar bulunmaktadır. İkisi de seçtikleri tahtaları tabanları birbirine değecek şekilde üst üste koyarak aynı boyda iki kule yapıyor. Bu kuleleri Ahmet sadece kırmızı ve mavi olanlardan toplam 32 tahta, Miray ise sadece sarı ve kırmızı olanlardan toplam 28 tahta kullanarak yapmıştır. Miray'ın kullandığı sarı tahta sayısı, Ahmet'in kullandığı mavi tahta sayısından 9 tane eksik olduğuna göre Miray ve Ahmet toplam kaç tane kırmızı tahta kullanmıştır? Şimdi Ahmet Ahmet kırmızı ve mavi kullanıyor. Miray sarı ve kırmızı kullanıyor. Ahmet'in Mire'in kullandığı sarı tahta sayısı Ahmet'in kullandığı mavi tahta sayısı. Ahmet'in kullandığı mavi tahta sayısına x diyelim. Şurası mavi bu arada karışmasın. Bunlar da kırmızı, bunlar da sarı. E, Ahmet'in kullandığı mavi tahta sayısından 9 eksik. Mire'in kullandığı bu da Miray. X eksi 9. Sarı sayısı o zaman x eksi sarı tahta sayısı x eksi 9 oluyor. E, Ahmet kırmızı ve mavi olanlardan toplam 32 tane kullandığına göre kırmızı kullandığı tahta sayısı 32 eksi x oldu. Bir ise 28 olduğuna göre buraya o zaman 37 mi yok. 28 artı 9 37 evet evet 37 geri gel geri gel al geri 37 eksi x şurası karışmasın. 28 artı 9 37 eksi x. Okey. Bunlar aynı boyda. 8, 6, 4 görüyorum. Aynı boyda olması için eşitlemem lazım. Kırmızı olanları 4 ile çarp. 32 eksi 4. E, 32 eksi x çarpı 4. 128 eksi 4 x artı mavi 6 çarpı x eşittir. Sarı olanlar 8 x eksi 72. Kırmızı olanlar 4 ile çarp. 4 kere 7 28 elde var. 2 148 eksi 4 x güzel çok iyi şunlar sadeleşir şurada 2 x kalır ee, şurası kaç yapar 8 2 6 76 yapar 128'den 76 çıkar 52 mi aynen o zaman x eşittir 26'dır x 26 ise neyi soruyor kaç tane kırmızı tahta kullanmış 37'den 26 çıkar 37'den 26 çıkar 11 <laughs> Ahmet de var. Miray ve Ahmet toplam kaç tane kırmızı tahta kullanmış? Ee, Ahmet 32-26'dan eksi 6 tane tahta kullanmış. Kırmızı tahta kullanmış. Miray 11 tane kırmızı tahta kullanmış. Topladığımızda 17 çıkıyor. Aşağıda verilen daire grafiğinde bir galerinin Nisan ayındaki ABCVD marka araç satışlarının sayıcı dağılımı gösterilmiştir. Bu araçların Mayıs ayı satışlarının Nisan ayı. Bu Nisan değil mi? Bu Nisan. Güzel. Mayıs ayı satışlarının Nisan ayına göre değişimleriyle ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Mayıs ayında Nisan ayına göre toplam satış %25 azalmıştır. A marka araçtan 11 tane, D marka araçtan 7 tane daha az satılmıştır. Ve Mayıs ayında Mayıs ayında B ve C araçlarında toplam 9 tane satıldığına göre bu galeride Nisan ayında kaç tane C markası satılmıştır? Nisan ayı 360 x tane araç satılsın diyelim. Şuraya kaç kalıyor bu arada? Bunlar işte A 105 x, B 90 x, 195, 120 daha ya da şöyle yapalım, 210 artı 105, 315 buraya 45 kalıyor mı? 3 315, 45 kalıyor evet. 150, 140 aynı 45 derece kalıyor. Yani A'da 105x. Hatta şöyle yapayım direkt. A'da 105x. B'de 90x. C 120x. D'de 45x araç var. Peki. Mayıs ayında Nisan ayına göre toplam satış %25 azalıyor. Ne oluyor yani? 360'ın %25'i 90 azalt 270x. A marka araçtan 11 tane daha satılıyor. A marka araç 105x satılmıştı. Artık 105x-11 satılıyor. D marka araç 120x satılmıştı. 7 araç daha azsa 120x-y tane de D marka araç satılıyor. E B ve C araçlarından da toplam 90 tanesi. Ben bunları toplarsam çünkü bu A bu D. B ve C'nin toplamında 90. E Mayıs ayında 270x satıldı. %25 daha az yani %75'i buna o zaman ne yaparım? eşitleyebilirim. 270x 90'dan 17 çıkardık. Kaç yapar? 80, 73, 225. 225, 45x yapar. Cidden i̇şte 73 mi yaptı o ya? Pardon şurası 11. 11 tane daha az satılmış diyordu ya. Hemen 73 ne alaka? O zaman 72 yapar. 18, 90'dan 18 çıkar. 72. 9'a böldük 8, 9'a böldük 5x, 5x eşittir 8 oldu. Bu ne işimize yarayacak şimdi bizim? Ne diyordu? Nisan ayında kaç tane C marka araç satılmıştır? C marka araç, C marka araç değil mi? C marka araç. Nisan ayında. Nisan ayında ne kadar? 135, pardon 125 225, 30 45x, 45x'i 70 olarak bulduk. 5'e böldük pardon 9'a böldük. 5x'i 8 olarak bulduk. 120x'i arıyoruz. O zaman 24 çarpıp C marka araçın sayısını bulmamız gerekmez mi? Bir dakika nerede yanlış yaptık yine? Şimdi tamam buldum yanlışımı. Okey. Siz daha önce gördünüz benden büyük ihtimalle. De bende biraz yorgunluk oluştu arkadaşlar. Kondisyon eksikliğinden dolayı. Kondisyon önemli gerçekten. D marka araçtan 45 tane, 45x tane satılıyor. 7 tane daha satıldığına göre şuraya ne yazmamız lazım? 45x eksi y yaz, 7 yazmamız lazım. A marka araç 105x eksi 11 o doğru. Şimdi olacak gibi 72 eşittir. 270'ten neyi çıkaracağım? 150'yi çıkaracağım. Yani 120x oluyor. 120x zaten C marka araçların Nisan ayında satılan sayısı. 120x eşittir 72 ise cevabımız direkt 70 olarak çıkmış oldu. Devam edelim, devam edelim. Elektrik bölümünde okuyan Metin'in hazırladığı 10 düğme ve 1 ampulden oluşan projenin görünümü aşağıda gösterilmiştir. Metin bu projede aynı doğrultuda bulunan 3 düğmeye basılınca ampul yanacak şekilde bir düzenek hazırlıyor. Düğme seçimini kolaylaştırmak için en az 3'ü doğrusal olan düğmelerle doğrularla düğmeleri doğrularla birleştirmiştir. Buna göre ampul yakabilmek için kaç farklı düğme seçimi yapılabilir? en az 3'ü doğrusal olan düğmeleri doğrularla birleştirmiş. Ampulün yanabilmesi için ne olması gerekiyormuş? Aynı doğrultuda bulunan 3 düğmeye basılması gerekiyormuş. E o zaman bu 4'ün 3'üne basarım. 4'ün 3'lüsü artı 3'ün 3'lüsü yani 1. 5'in 3'lüsü 10. 5'in 3'lüsü 10. Bunları toplarsam da 15 yapar. Doğru mu? Doğru. Çünkü aynı doğrultuda bulunan 3 düğmeye basmam gerekiyor. Düğme seçimini kolaylaştırmak için de en az 3'ü doğrusu olan düğmeleri doğrularla ne yapmış? Birleştirmiş. Şunların doğrusu olması bir şey değiştirmez zaten. Ee, belki şu şunu sayar mıyız? Bilmiyorum. 15 var şıklarda. Başka ne var? 18 var da onu saymayız büyük ihtimalle. Onun doğrusu olduğunu bilmiyoruz. Ee, zaten doğrularla birleştirilmiş ve bizim aynı doğrultuda bulunanlara ihtiyacımız var. Hani şunun doğru olduğunu bilemem. O yüzden onu sayamayız zaten. Okey. Araba yarışlarına katılan Pelin katılıcı. E, burada ne yaptık? Bu şekilde yaptık arkadaşlar. 15 olarak bulduk. 29'u Araba yarışlarına katılan Pelin katılacağı yarış öncesi yaptığı bir röportajda yarış kazanma olasılığının kaç olduğunu soran muhabire yağmur yağarsa kazanma olasılığımın %80 yağmur yağmazsa kazanma olasılığımın %40 olacağını düşünüyorum diyor. Muhabir meteoroloji istasyonunun yarışın yapılacağı saatlerde yağmurun yağma olasılığını %75 olarak açıkladığını hatırlayınca hatırlatınca Pelin yarışı kazanma olasılığını %A olarak hesaplıyor. Buna göre A kaçtır? Şimdi yağmurun yağma olasılığı %75'miş. Yani 3 bölü 4'müş. O zaman yağmur yağarsa kazanma olasılığı %80'di. Yani 4 bölü 5'ti sadeleştirirsek. Yağmur yağmama olasılığı 1 bölü 4 iken de kazanma olasılığı %40 olduğuna göre burayı da 2 bölü 5 ile çarpıyoruz. Burası 12 bölü 20 yapıyor. Burası 2 bölü 20 yapıyor. Burası 14 bölü 20 yapıyor. 5 ile çarparsak %70'i buluruz. A 70 olur. Evet arkadaşlar bugün matematik kısmını çözdüm. özel bir yayınların 5. denemesi. Güzel bir deneme hazırlamışlar arkadaşlar. Hazırlayan öğretmenlerin eline sağlık diyorum. Kendinize iyi bakın. Umarım güzel bir video olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz de videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.